Lehinde ilk olarak Artvin Milletvekili Sayın Uğur Bayraktutan konuşacaklar. Buyurun Sayın Bayraktutan. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetini saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, dün de burada yine gündem dışı bir konuşma yapmıştım. Cerattepe Artvin'in bitmeyen bir ilan hikayesi. 25 yıldır süren bir çevre mücadelesi var. 25 yıldır Artvinliler kendi tepelerinde bir maden cinayetine karşı, çıkartılmak istenen bir maden cinayetine karşı dik durmaya çalışıyorlar ve bir hukuksal mücadele, bir çevre mücadelesi yürütmeye çalışıyorlar değerli arkadaşlarım. Ve bu 25 yılda gerek Rize'nin gerek Erzurum İdare Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlar Danıştay'dan geçerek onandı ve verilen kararlarda şöyle bir maddi anlamda kesin hüküm teşkil eden bir karar ortaya çıktı. Denildiler ki eğer burada bir madencilik faaliyeti yapılırsa ya Artvin ya maden demek zorundasınız. Bir tercih yapmak zorundasınız. Artvin Türkiye'de herhangi bir şehre benzemeyen bir şehir. Türkiye'de bütün kentler birbirine benzer. Artvin sadece kendine benzeyen bir kent. Neden? Çünkü %60, %70 eğilimi olan bir kentte yaşıyoruz değerli arkadaşlarım. Şimdi siz bu kentin üzerinde bir madencilik faaliyeti yapmaya çalışıyorsunuz. Bu kenti bir anlamda yok etmeye çalışıyorsunuz. O nedenle Artvinler kendilerini yok etmek isteyen, yaşam alanlarını ortadan kaldırmaya çalışan bir madencilik faaliyetine karşı direnmeye çalışıyorlar. 25 yıldır onurlarıyla, şerefleriyle, haysiyetleriyle büyük bir mücadele veriyorlar. Bu mücadeleyi veriyorken siyasi kimliklerini kenara bıraktılar. Siyasal düşüncelerini buzdolaplarına koydular. Artvin kimliklerini ön plana çıkarttılar. Dediler ki çocuklarımıza gelecek bir dünya, güzel bir çevre bırakabilmek için onurlu ve haysiyetli bir mücadele yerine getirdiler. Değerli arkadaşlarım, 2012 yılına kadar bu mücadele onurlu bir şekilde devam etti. 2012 yılında ne yazık ki hükümetiniz tarafından yapılan bir hilkat garibesi, bir ihale sözleşmesiyle, paket ihaleyle bir sözleşme, bildiğiniz bir yandaş firmaya paket olarak teslim edildi. Değerli arkadaşlarım, burada ben belki 30 kere konuşma yaptım. Eğer buna ilişkin ciddi anlamda bu ihalenin şartnamesiyle ilişkin bir meclis araştırma önergesi bu parlamentoda kabul edilmiş olsaydı da bir ihalede nasıl yolsuzluk yapıldığı, nasıl hırsızlık yapıldığını görseydiniz, inanıyorum ki siyasal kimliklerinizi kenara koyarak bu hırsızlığını gördüğünüz zaman sizlerin de tüyler ürpereceğine inanıyordum. Ama ne yazık ki yapmış olduğumuz bütün bu mücadeleler, konuşmuş olduğumuz bütün bu söylemler bir duvara karşı konuşmanın ötesine geçemedi değerli arkadaşlarım. Şimdi hemen arkasından daha önce, daha yakın zamanda 2013 yılında davaları kazanmış olmamıza rağmen Rize İdare Mahkemesi'nin bu kararlarında bilirkişilerin ya Artvin ya maden demesine rağmen, maden çıkartılmamasına ilişkin tespitlerine rağmen ve bu kararın Danıştay'ın 14. dairesinden geçmiş olmasına rağmen yeni bir hukuki durum ortaya çıkarttılar değerli arkadaşlarım. Bakın, Danıştay'ın kararı burada. 24 sayfa. 24 sayfa karar var. 750 kişi tarafından açılan Türkiye'nin en büyük çevre davası. Bu kararın 19 sayfasında sadece davacıların ismi var. Kararı ayrıntılarıyla inceledim değerli arkadaşlarım. 25 ile yakın avukatlık yaptım. Kararın sadece bir paragrafında, bakın dikkat edin, burada her partiden hukukçu olan arkadaşlarım var. Sadece bir paragrafında. Sadece iki kelimeyle geçiyor. Diyor ki aynen şöyle. Hiçbir şey yok bu kararda. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49/1 fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbiri yoktur diyor. Başka hiçbir şey yok değerli arkadaşlarım. Bu kararı veren kim? Hep söylüyoruz, Danıştay 14. Dairesi. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Danıştay 14. Dairesi bir tüzel kişiliği ifade ediyor. Kararı verenlerin adlarını sayayım. Bu kahramanlar kendilerini bilsinler. Daire Başkanı Levent Artuk, üyeler Ahmet Aslan, Osman Turan, Nedret Engin, Mahmut Ballı. Bu karar yaşadıkları müddetçe yasta gibi boyunlarına yapışacaktır değerli arkadaşlarım. Danıştay'a siyasi bir müdahale olmuştur. Bakın bunu açıkça ifade ediyorum. Danıştay'a bir siyasi müdahale olmuştur. Neden diyorsunuz? Neden müdahale olmuştur? Bakın, bu mektup bana 2016 yılında bir cezaevinden yazıldı. İadeli taahhütlü geldi değerli arkadaşlarım. Bu mektup Rize İdare Mahkemesi'nde daha önce lehimize verilen, lehte karar veren, şimdi FETÖ soruşturması da olabilir, neden olduğunu bilmiyorum, tutuklanan hakimlerden bir tanesi yazdı. Bana dedi ki, sayın milletvekilim dedi, Rize'deki duruşmada çıktın dedin ki sadece Berlin'de hakimler yok, Rize'de de hakimler var demiştin. Bak dedi, biz Rize'deki hakimlerden biriyiz. Bize siyasi baskı yaptılar. İnanılmaz baskılarla karşı karşıya kaldık. Onurumuzda, şerefimizde, haysiyetimizde dimdik durduk. O baskılara direndik. Bugün cezaevindeyiz dediler. Arkadaşlar, güç çok büyük bir güç. Bu güçle baş etmek var ya, olağanüstü bir şey. Bakın Artvin'de, şu anda Artvin'de devlet yok. Çok açık ifade ediyorum. Devletin valisini filan kenarı koyuyorum.
Artvin'de devleti teslim almış bir iş adamı var değerli arkadaşlarım. Kolluk da onun emrinde. Her şey onun emrinde. Şu anda Artvin'de bakın siz Sayın Cumhurbaşkanı ile alakalı kıyamet kopartıyorsunuz. Haklısınız da. Almanya'da G20 zirvesinde neden konuşma yapamadı diyorsunuz Hamburg'da. Haklısınız. Tamam, bir şey demiyoruz. Değerli arkadaşlarım, Misaki milli sınırlar içerisinde Artvin'de miting yapmak yasak, konuşmak yasak. Birer aylık periyotlar halinde Artvin valisi, ona da bir şey demiyorum. O da sonuç olarak bürokrat. Siyasi iradenin emrinde. Artvin valisi bir emir veriyor. Diyor ki Artvin'de Cerattepe ile alakalı herhangi bir düzenleme yapamazsın. Artvin Türkiye'nin en huzurlu illerinden bir tanesi. Terör yok. Terörle alakalı bir problem yok. Anarşi yok. Peki ben size soruyorum, Artvin'de buna ilişkin niye düzenleme yapılır? Niye mitinglerle alakalı yasak koyulur? Niye toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle alakalı düzenlemelerde bulunur? Neden arkadaşlar? Çünkü bir iş adamı öyle istiyor değerli arkadaşlarım. Bir iş adamı öyle istiyor. Diyor ki ben altını çıkartacağım. Oradan gerekli kent ne olursa olsun diye. Değerli arkadaşlarım bakın, bizim kentimiz küçük bir kent. Artvin belki coğrafyanın en öbür tarafında, ben Artvin'i burada çok konuşuyorum, Türkiye'yi ezberlettirdiğimi biliyorum. Ama o küçük kent bize bir şey öğretti değerli arkadaşlarım. O küçük kent dedi ki geri gelince kırıl ama eğilmemeyi öğretti. O kent bize doğru olmayı öğretti. O kent bize onurlu olmayı, şerefli olmayı, haysiyetli olmayı öğretti. O kent bize o memleketi koşullar ne olursa olsun satmamayı öğretti değerli arkadaşlarım. O memleketi satamayız. O nedenle kalıp da bir kere daha söylüyorum. Bir iş adamının ihtiraslarına bir kenti kurban edemeyiz değerli arkadaşlarım. Bakın bu konuda başbakana bu ihale yolsuzluğunu anlatabilmek için 30 Kasım 2016'da Sayın Başbakan'la randevu talebinde bulundum. Artvinler olarak Sayın Ahmet Davutoğlu başbakanken Sayın Milletvekilimizle biraz sonra konuşacak. Hep beraber gittik. Artvin heyeti olarak anlatmaya çalıştık. Bakın buradaki yolsuzluk çok büyük. Bu sadece bir iş adamının itirazı değil. Bunun bir siyasi ayağı var. Hani FETÖ'nün siyasi ayağı var diyoruz ya. Bakın bu ihalede bir siyasi ayak var. Ve çok büyük bir siyasi ayak. Dedik ki bakın bunu başka boyuta taşıyorlar. Bunu başbakana birinci elden anlatmaya çalıştım. Buradan başbakanı sizin gruba şikayet ediyorum. 9 aydır başbakandan randevu alamıyorum. Bir ilin milletvekili olarak. Artvin'in milletvekili olarak ben başbakanla ne işim olur? Borç para istemek için başbakandan randevu istemiyorum. Artvin'in derdini anlatmak için başbakandan randevu istiyorum. Baktım altından kalkamıyorum, kendisine sözlü sorular, yazılı sorular sordum. Bana ne zaman randevu vereceksiniz diye. Buradan sesleniyorum Sayın Başbakan, bana ne zaman randevu vereceksiniz? Bakın Artvin olaylara gebe. Bakın bu mahkeme kararını kabul etmiyoruz. Bakın bu Danıştay kararının son sayfası. Danıştay kararıyla alakalı burada hiç bu kararı yırtıp atıyorum. Bu kararı kabul etmiyoruz değerli arkadaşlarım. Altında 20 tane de imza olsa. Bu karar hukuki karar değildir. Bu karar yasaya uygun değildir. Bu karar paket karardır arkadaşlar. Paket karar. Bu karar kimi bağlar biliyor musunuz? İhaleyi yapan şirketin başındaki adamı bağlar. Artvin valisini bağlar. Tarafları bağlar. Beni bağlamıyor Artvin milletvekili olarak. Bu kararı tanımıyorum. Bakın ben inşaat mühendisi değilim, mimar değilim. Kimse yanlış anlamasın ama ben hukukçuyum. Kararın ne olduğunu biliyorum değerli arkadaşlarım. Paket ihaledir. Size bunu anlatmaya çalışıyorum. Hep diyorsunuz ya ki vicdan, hukuk, hak, hukuk, adalet. Onun için 500 kilometre yürüdük. İşte burada adaletle alakalı ciddi anlamda bir problem var değerli arkadaşlarım. Cerattepe'de sıkıntılar var. Cerattepe'de yasaklar koyarak birer ay bunları örteleyerek bunları engellemeniz mümkün değil değerli arkadaşlarım. Artvin halkının bir iradesi var. Orayı bizim yaşam alanlarımız. Biz orada yaşadık. Orada doğduk. Bir yere gideceğimiz de yok. Yarın bir gün hak vaki olur, emir olduğu zaman gene gideceğimiz yer, cenazelerimizin gideceği yer Artvin. Bakın bugün Artvin'de o mücadeleyi veren bir büyüğümüzü toprağa verdik. İnsanlar Cerattepe'ye bakıyorlar. Düz bir yer değil değerli arkadaşlarım. Yarın bir gün bir felaket olduğu zaman Artvin'de onlarca, yüzlerce, binlerce, Allah göstermesin, bir felaket olduğu zaman benim bu konuşmamı televizyonlarda birinci olarak yayınlayıp zamanında Uğur Bayraktan bunları dedi diye hayıflanacak mıyız değerli arkadaşlarım? Yeri geldiği zaman bunu doğru yapmak zorundayız. Bakın İhaleden bu tarafa doğru, mahkeme kararlarından bu tarafa doğru ciddi anlamda bir yolsuzluk var, hırsızlık var, açıkça söylüyorum. Kim hırsızlık yapmışsa, kim bu mahkemeye müdahale etmişse, kim Rize hakimlerini telefonla aramışsa, kim Danıştay'da gidip o hakimlerle oturup kalkmışsa, onlara siyasi müdahalede bulunmuşsa, onun Allah belasını versin diyorum değerli arkadaşlarım. Başka herhangi bir şey söylemiyorum. Bunu kabul etmemiz mümkün değil değerli arkadaşlarım. O nedenle sözlerimi bitiriyorken şunu bir kere daha ifade etmek istiyorum değerli arkadaşlarım. Cerattepe beni iyi dinlesin. Cerattepe bizim onurumuz, namusumuz, şerefimiz. Eğer biz Cerattepe'yi
Bu işgalcilere terk edersek, eğer bu işgalcilere terk edersek, suyumuz cenazemizi yıkasın, ağaçları tabutumuz olsun, toprağı mezarımız olsun, dilimiz zal olsun, gözümüz kör olsun. Cerattepe'yi yağmacılara teslim etmeyeceğiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Bayraktutan.